Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatun lil muttaqin ve ssalatu vesselamu ala sayyidil hukki Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sahabaların hayatından tanıştırırken biz bugünkü suhbetimiz Huzeyfe ibn el-Yaman radıyallahu anh hususunda olacak. Bu kişi hakkında aytılmadı ki sahibi sırrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'ın sırlarını egesi olan kişi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse aitmeyen sırlarını Huzeyfe ibn el-Yamani radıyallahu anhu hakkında. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe ibn el-Yamani hakkında aitedi. Eğer Huzeyfe sizlerle biraz bir sözünü aitse tasdikleyler, işlemeyler. Ve eğer sizlerle Abdullah ibn Mas'ud Kur'an oku verse bana şimdi okuyorlar dedi. Demek Huzeyfe ne mi dese şu yapıyı işlemeylerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki davrederken Huzeyfe ibn el-Yamani'ye ya Resulullah min muhacirlerden ben mi? Ya ki ansarlardan ben mi? Dedi sorarken de kaçınısını koklasayız şunlardan bulayım dedi. Yani bu kişide yaşlı gibi yer ile şebetken insanlar tayfasının en hürmetli gibi olan iki tayfa muhacir ya ki ansar buluşu ihtiyarı koyuldu. Huzeyfe ibn el-Yamani otası Yaman aslı Mekkeli gibi oladı. Mekke'de bir kişinin öldürüp koyan bir sebebi Mekke'den kaçıp yasırıp ki Medine'ye bari yaşaydı. Ve o yerden Bani Abdülaşkar Uruğu'dan üylenedi de şu cahide Huzeyfe dünyaya gelirdi. Demek Huzeyfe ibn el-Yamani radıyallahu anh özü aslı Mekkeli lakin tuğulup ötüştüğü Medine'li gibi oladı. İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanını baş alını götürgen de, İslam dinine davet edilen de Medine'den gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman getirgen 11 de kişiden bittesi Huzeyfe'nin atası Yaman buladı. Bani Abdus kabilesinden 11 kişi gelip Peygamberimizin oğlu da Mekke'de İslam kelimesini ilan edilen de ana şu Huzeyfe'nin atasından ana şu 11 kişinin bittesi buladı. Demek ki Huzeyfe ibn el-Yamani radıyallahu anh aslı Mekkelik, lakin tuğulu buluştuğu bana ettik Medine'yi gördük. Huzeyfe ibn el-Yamani radıyallahu anh Medine'de Müslüman ata ananı koynada terbiye taktı. Kalbide Allah'ın dini gibi olan muhabbet nuhatta bir çırali surette terbiye kılındı. Hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e körmesinden durup uzatki iman kıldı. Ve Mekke'den gelen her bir kişiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki haberlerini o kişinin sıfatları hakkında sonra sürüştürerdi ve Resulullah'ın yolu kişiliği şavku bulan zavku bulan yanı yaşardı. Allah Azze ve Celle takdir kıyken künde Huzeyfe ibn el-Yamani Mekke'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uçuraştı ve soradı. Ya Resulullah, min indi muhacirman mı ya ki ansarman mı? Dedi. Resulullah yukarıda etmirken hadisindeki Allah'ta hahleyin muhacirlerden bulayım, hahleyin ansarlardan bulayım. Bunda Resulullah, mey ansarlardan buluşacak diye arkalaman dedi. Ansarlar hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cüdeköp hadisleri var. Ansarlar dedi, meni yüreğim dedi. Ansarlarını korkutken meni korkututtu dedi. Ansarlar aldı da bütün İslam ümmetini karızlar hesaplanırdı. Çünkü Resulullah Mekke'ye sığınırken de, Müslümanların Mekke'de yaşayışlığının ilacı kalmayken payıda, Medine'deki ansarlar kucağı açıp kütüle alıştı. İslam devletini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyan binada faydi varı bana şu Medine'de ansarlar da kuruda buldu. Çünkü bütün ümmet ansarlar aldı da karıza hesablanadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk kere sorar işte ya Resulullah dua kılın Allah bizim günahlarımızı keçirsin. Resulullah Allah'ın mağfirliğil ansar parladikar ansarlarını günahlarını keçirdi. Resulullah da duasına Allah'ın günahları keçirildi. Ya Resulullah dua kılayım, farzantlarımızın günahını keçirsin. Parvadigara ansarlarını, farzantlarının hem günahını keçirgin dedi. Uladı farzantlar hem keçirildi günahları. Ya Resulullah, farzantlarımızın, farzantlarının hem farzantlarının günahını keçirsin sorayım dedi. Parvadigara ansarlarını, farzantlarını ve uladı farzantlarının günahını keçirgin dedi. Hala tuğulmayan avladige Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soru etken ben sana söyleyeyim. Bu, yeniz yaşadıkken taifalarda en hürmetliği muhacir ve ansarlarının içinde ansar buluşunu ihtiyar kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye köşkü gelmeden ki Huzeyfe ibn el-Yamani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hizmetiye bir bağladı.
bitta ko'z ikkinchi ko'zdan oldin shiq akatmagandek Rasulullohning oldida doimiy hamsuhbatiga, doimiy hamrohiga aylandi. Huzayfatun Yamoniy roziyallohu anhu Badr g'azotida ishtirok etmadi. Buni sababi bor. Badr g'azoti bo'lishlik arafasida Huzayfatun Yamoniy otasi bilan Madinadan tashqariga chiqqan bo'ladida musulmonlar bilan urushgani kelayotgan Quraysh qo'shini ularni sahroda ushlab oladi. So'roq qilishadi, kim sizlar qayerdan kelyapsizlar? Madinaga ketyapmiz. Sizlar Muhammadga yordam berib, bizga qarshi urushgani ketyapsizlar. Ular aytdi, "Yo'q, biz Madinaga ketyapmiz" dedi. So'roq qilishovdi, oxiri ularni va'dasini olishib oldi Qurayshlar. Muhammadni foydasiga, bizni ziyonimizga yordam bermaysan. Bizga qarshi urushmaslik va'dasini berasan dedi. Ular shu va'dani beradi, qo'yib yuborishadi. Madinaga kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lib o'tgan aytgan, voqeani aytganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Nafi bi ahdihim va nasta'inu alayhim billah." Ularga bergan vaf ahdingizga vafo qiling dedi. E'tibor bering. Payg'ambarimizga yordam bermaymiz deb ularga va'da berib qo'yib, mushriklarga bergan va'dasini payg'ambarimiz nima deyapti? Bajaringlar. Ahdingizga vafo qilinglar, ularga qarshi Alloh taoloning o'zi yordam berishini so'raymiz dedi. Endi musulmon müşrikke bergen vadesi turuş gereği olsa, Müslüman, Müslüman gibi veriş gereği bergen vadesi turuş kanar bulan. Savdada, he? Üç günde, bir ay geldi, olamadı, inliğe veremem deyiler de kullas, davamını yapırışıydı, hac yapıyor. Munafıda alamakları sana geldi, tuttu degen paralarımız. Yapırsa olan yapıradı, vade verirse hılak kıladı, amanat kılsın, hıyanat kıladı ve uruşup olsa açık düşmançılık götürdü. Bu, şu tıpta sıfattan dedi Peygamberimiz. Kimde dedi? Tör arası olsa halısı münafıklı. Eğer bittesi olsa münafıklı bir kısmı var. Lekin ondan kengi azap. Uhud günü de Huzayfatun Yamani radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında cihat kıldı. Atası Yaman ve Sabit ibn Kays isimli sahabe karı boyanlık için, ahsakallar boyanlık için Müslümanlarda yani şu ayollarını ve balalarını kovuluşlukken korumanda olduğu gibi koydu. Yani sizler kara adamsılar, cenge yaramıysılar, bir yerde oturuyorlar. Cenge başlangan payıtta Huzayfa'nın atası Yaman özünü, doradarı, sabitinde kayske, ey sabit dedi, ne mektubu biz bir dedi. Sen bilen beni ne şükürümüz kaldı. Allah ölüşümüzü tatil kıyken bu şükür ölemez. Karriyden bu sen ölemez. Ne mektubu Resulullah'ın olduğu gibi olup, cenge meydanı da şehadetle istemeyimiz dedi. Şeriki bilan kılıçını aldı, bor bir keras. Sabit ibn Kays, müşriklar tomonidan katıl kılındı, şahit buldu. Lekin, Huzayfatun Yamanda otasını, Müslümanlar özleri katıl kılıçtı. Müslümanlar, ben Uhud gazatını köp eşkemiz, Rasulullah'da büyüdüğü itaat kımastan, ana şu Romatka kopbagen ellikte kemancı, küçük ketkenden ki, Müslümanlar'a iki tomondan zarba verildi. Arkadan Halid Nubalip geri vurdu, Müslümanlar birbirlerine çakıştı başları. Mana shunday fazo bo'lib turgan paytda Huzayfaning otasi Yamonni musulmonlar o'zlari chopib qo'yishdi. Alloh rahmat qilsinlar, otam, otam deyishga qaramadi, eshitmadi, chopib yuborishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jang tugagandan keyin Huzayfani chaqirdi va otasini diyasini musulmonlardan olib berishligini ixtiyor qilganida musulmonlarning foydasiga diyasidan voz kechdim dedi. Va mana shu qilgan ishi Payg'ambarimizning huzurida yana hurmati balatroq bo'lishiga sabab bo'ldi. Otam shahidlikni istagan edi, Alloh nasib qildi. Diyasini Allohning roziligi yo'lda kechdim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Huzayfatun Yamonda 3ta xislatni, 3ta fazilatni ko'rdi. Rasulullohning siyosati shunday ediki, har bitta odamni o'zi loyiq bo'lgan joyiga qo'yishlikni bilardi. Rahbarni mohir rahbariyatini sabablardan bittasi shuki, qo'l ostida bo'lgan ishchilarni kim nimaga yarashligini bilish va uni o'rniga nima qilish, o'rniga qo'yishlik. Huzayfatun Yamonda quyidagi 3ta sifat bor edi. Zako, farosatli odam edi. Va favqulodda yechim qilishni kerak bo'lsa, to'g'ri yechim qila olardi va sir saqlashlik nihoyatda mana shu kishida ko'zga ko'ringan sifatlardan. Birovga sir aytmasdi. Madinada bor mushkulalardan eng katta mushkula bu munofiqlarning musulmonlar ichida borligi. Mana aytganmiz, munofiqlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqasidan namoz o'qishar edi, jihodlarga ham chiqishar edi bular, sadaqa ham berishar edi, hamma ish qilardi. Lekin qalbida nifoq bor edi. Musulmonlarga ular aziyat yetkazmasligi uchun Rasululloh munofiqlarni ismma-ism
Fakat Huzayfatından yaman geldiler. Ta ki küzatı günü Müslümanlığı haşkılıkça hareketlerini körüp bilip duruyordu. Bu sırda Abu Bakır yetmeyordu. Umar yetmeyordu. Başka hiç kim yetmeyordu. Fakat Huzayfatından yaman geldiler. Şunun için bu kişi Resulullah sırlarının sahibidir isimlenen. Huzayfatından yaman radıyallahu anh bu nin mana şu kabiliyetinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin 5. yılındaki Handaq gazatıda bir foydalanışına doğru geldi. Mana bilamiz, Handaq gazatı 10.000'den aşırı Quraysh müşrikleri başkalarından yığılıp Madina üstüne bastırıp gelişti. Janub tomondan, şimal tomondan Madinani şimolida bo'lgan Banu Qurayza musulmonlarga xiyonat qilishlik payida bo'ldi. Musulmonlar ikki tomonda xavotir o'rtasida qoldi. Musulmonlarda soni ozligi, mushriklarning ko'pligidan Madinaning janubiga 24 kilometrga yaqin, 12 kilometrgacha yaqin xandaq qazishlikka to'g'ri keladi. Soni ko'pligidan musulmonlar bas kela olmasligidan. Munofiqlar bitta ruxsat so'rab uyimiz orqasi ochiq edi. Orqa tomondan Banu Qurayza hujum qilib qolsa, himoya qilaylik ayollarimiz degan bahonalarda aytib uzr so'raganda payg'ambarimiz javob berib yubordi. 300 ta odam qoldi. Xandaqda bu yoqda 10 mingga yaqin mushrik bor. Mana shu Xandaq kunida Alloh azza va jalla juda qattiq shamolni mana shu jang maydoniga yuboradi. Qattiq sovuq bo'ladi. Qattiq shamol bo'ladi va qattiq musulmonlarda qo'rquv bo'ladi, ochlik bo'ladi. Mana shunday holatda mushriklar tomonidan shu shamol bo'lyapti. Chodirlarni uchirgan, tuyalarni bir haydagan, qozonlar to'ntarilgan, o'tlar o'chgan, mana shunday boshbodonlik bo'lib turgan paytda musulmonlar tomonidan mana shunday shamol bo'lyapti. Bunday holatda qaysi qo'shin birinchi qadamda orqaga tashlasa, nariga sobit turgan qo'shin yengishligi aniq. Ya'ni sabrni ko'proq qilgan qo'shin yengishi aniq. Shunda mana shunday sovuq kechalarda birida Rasululloh bir necha kun bo'ldi bu holat, Rasululloh Huzayfatunnur Yamondaga bir topshirdi. Musulmonlarda 300 kishi o'tiradi. Sovuq qattiq, qorong'i qattiq, ochlik qattiq. Sahobalar ochligidan qorinlarini tizzalariga mahkam yopishgan holda engishib o'tirardi, yerdan ko'tarilmasdan. Huzayfatunnur Yamoni aytadi, "Ustimda" dedi. "Ayolimni tizzasiga yetadigan ko'ynagidan boshqa hech narsam yo'q" dedi. Ayolini. Aqlimiz olmaydi-da. Shunchalik kambag'al bo'lgan, shunchalik xor bo'lgan, shunchalik har tomondan dushmanga ega bo'lgan musulmonlar Alloh va Rasulini buyrug'iga osil bo'lmadi, dunyoga ustoz bo'lishdi. Din ko'tardi ular. Rasululloh shunday turdida, kim dushmanning ichiga borib, ularni holidan xabar olib keladi dedi. Ixtiyoriy qildi. Hech kim turmadi. Kim dushmanning ichiga borib, xabar olib qaytib kelsa, jannat kafolatini beraman dedi. Mana jannat dedi. Hech kim turmadi. Ya'ni qaytarib aytamiz, ular ham bizdagi odam bo'lgan. Ular ham qo'rqgan, ular ham och qolgan, ular ham sovqatgan. Lekin Alloh va Rasuli buyurganda orqaga qaytmagan. Kim dedi Rasululloh, borib xabar olib kelsa, jannatni kafolat beraman, sog' omon qaytib kelishigini ham va'da qilaman dedi. Ya'ni hech kim turmadi. Og'ira qo'ying. Borib kelishi aniq, jannatga borishi aniq, lekin bular ham siz bilan bizdagi odam edi. Hech kim turmayapti. Hech kim 2 marta yoki 3 marta qaytardi bu narsani. Hayolingizdan o'tkazasiz, agar men bo'lsam, chat turib kelsam kerak. Birodar, siz bilan biz o'sha yerda turishga loyiq emas ekanmizki, hozir turib turmadi. Biz mana 20 harakatga sabr qilib turib bersak ham katta gap. Agar biz u davr yashashga loyiq bo'lganimizda Alloh taolo bizni yo'l qo'yardi o'sha yerda. Biz o'zimizni kichkinagina mana jihodimizni, nafsimizni yengishlik jihodida turib bersak ham katta gap. 8 harakatda chiqib ketmasak bo'ldi. Rasululloh hech kimdan sas chiqmaganda sekin, shunaqa qorong'udiki hech kim ko'rmayapti. Ketyotib Huzayfatunnur Yamon aytadi, "Tizzamga Rasululloh yo'q" deb ketdi deydi. O, ana musibat. Kimsiz dedi, "Huzayfaman" dedi. "Tuyonmisan" dedi. Bu yerda Zubayr bor, Abu Bakr bor, Umar bor, boshqa sahobalar bor. Alloh ixtiyor qilyapti shu kishini borishligini. O'rnidan turdi.
Bu ayette ki o, korkan, havatırı boyan, lakin büyürülse kıyan. Bu olmasam, esel olman kaç verirsen de sen ıhtiyarından turmaya yaptın. Şuna kıyken insan tabiye. Düşman diçiye borasız, havadan havalık yarasız, ta kaç verginizce hiç kendi iş kıymetsiz dedi. Huzayfat onları yaman onlardan cildi, Rasulullah dua kıldı. Parvazigara, şu bandeyini aldı arkasından. On çapı, as üstüden himayen geldi. Rasulullah dedi Huzayfat'ın yalanı. Duasını tüketmesinden durup, kandımdaki açlığım ketti. Yüreğimdeki korkuğum ketti. Bedenimdeki soğuğum ketti. Göreki hamamda ketken de ketti. Demek Allah var. İntansurullaha yansurukum. Yansurukum ve yusabbit akdamakum. Sizler Allah'a yardım verseler, Allah size yardım verebilir. Nefsizi yenişlikke, Allah'ın büyürüğünü becerişlikke. Allah'a yardım verin de. Allah sizi yoldan berekeni köreriz. Şimdi kandaka düştü, düşman tanıarak gitti. Karanlığı gibi hiç kim bilmedi. Bardı, oturdu. Düşman içe kirdi, yüzünü toz vagen, hiç kim farkıya varmayaptı bunu, Müslümanlığını. Şimdi oturgeni de bir kişi soğuktan otki arkasını tutup sınıp duradı. Bu Abu Sufyan'ı. Kuraş'ta 10 bin koşunu yığıp gelen adamıdır. Hiç kim görmeyaptı bunu. Kemanını aldı, okunu saldı, rasat çözüp durup öldürüp koysa küfürdü kellesini öldürerdi. Lekin Rasulullah'da büyürüğü bu geldi. İtaattaki dikkatli göreyim. Rasulullah ne de geldi? Hiç ne sakınmasına katip göresi dedi. Kemanını düşürdü, oturdu. Şimdi Abu Sufyan ısrını aldı da men bugün içilerce bıraktadır, casus kirişikten havatı demen. Hazır men yapıradığın yapımdır, tasirli yapıradı ki yan ileride adam kimliğini harap koyulardı. Yani Abu Sufyan dahalardan boyan. Zihine yorumlardan boyan. Şimdi Huzayfa'nın boya getirdiğinde üçte sıfat işe şükreti de oyun tamamen yaşamışlar. Kim sen dedi? Falançı dedi. Çatı kim sen dedi? Falançı dedi. Otur oraya dedi. Ondan hiç kimse oramadı. Bana yapıp Resulullah kimi? Kayerge koyuştuydu bölge. Bundan hiç kimse oramadı. Abu Sufyan turba etti. Cema dedi. Şaman'la nakıl ekeni kör yaptılar. Kekenimizde falan çöküldü oldu, burada bir çikolama yaptınız. Onun üstüne Banu Kurayza, ahdiden, bizge yordan beriş ahdiden kaydı vardı. Sıladı bulmadı, men kaydettim dedi. Tüyasını ortaya saldı, Mekke'ye kadar olamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı, bana şu kuşlarını aldı, ortayan paydı da, Resulullah namazı okutur yanında. Haber de alıp geldi, yine çiçi çiğdemeye sokak içti başladı. Yani açlık, yani soğuk sıkıldı. Allah tamamen bir himaye var o kişiye. Çünkü Allah'ın Resulü'nün büyüğünü bezeyeni çıkıyordu, Allah özü himayesi yok yani. Resulullah geldi de, namazda otururken halıda, üstündeki rıdasını, bir çekesini yaptı da, kuttu, ata balasını koyunu yayındı, çünkü koyunu yayındı. Resulullah sahabalarına ihtiyat kıyken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına mihriban kıyken, Muhammed Resulullah, وَالَّذ۪ينَ مَا خَاشِدْ دَوَا لَالْكُفَّارِ وَحَمَا اَبَيْنَكُمْ Muhammed Allah'a elçisi dedi Allah'a elçisi dedi Allah'a elçisi dedi. Ula düşmanı kalktı, lakin birbirlerine nuhayette mihriban dedi. Resulullah'a haberini, Resulullah'a bu haberde etkenden ki Allah'a hamdler etti ve orası koydu üstünü. Kol astaki bugün kişiye rahim şafakı yeni köle diyor Resulullah'a elçisi dedi. Ve bana şu nasıbdan hamda gazatı nuhayası geldi Allah da Allah'ın yordamıdır. Huzafat-ı Yamani raziyallahu anhu ana şu murafalarda küzatçılığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erken sırrını hiç kimge etmedi. Hatta Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anhu havadır kıyken eken Ebu Huzafat Allah'ı ortaya koyup sorayım ben. Resulullah murafalarda adını etken de meniyen adını etmiyordu mu vardı için? Kim bu kişi? Ömer ibn-i Hattab tıvili gider cennetke başarat kılınken İslam bu bilen kuvvetlenken kişi mende nefa yok mu ki Resulullah etme geldi havatır böyle yaptı. Bizde var mı şu korku? Huzayfa'nın Yamani başlığındaki Müslüman koşunu Nahavan, Daynavar, Hamazan ve Rai degen bana şu İran'da, şu devirdeki Fars memleketli degi kette kette bir velayetinin fethilişliği de kette bir hizmetlerini gösterdi. Mana shu yo'l farzlari yig'ib shundan birga Alloh taolodan o'zini nafsi uchun qattiq qo'rqanadi. Unga bir o'lim soatlari yetgan paytda
tünni qaysi vaqtda so'rashdi. Tongga yaqinlashib qoldi deb javob berishdi. Meni jahannamga yetib qo'yish mumkin bo'lgan kunni yomonligidan Allohdan panoh so'rayman dedi. U kishi vafot qilar ekan aytar edi. Agar meni ko'madigan bo'lsanglar, kafanlasanglar qimmat kafan bilan kafanlamanglar. Chunki Parvardigorimning huzurida yaxshilik topsam, bu kafandan yaxshirog'ini berishadi. Agar Parvardigorimning huzurida yomon oqibat topsam, bu kafanni yechib olishadi. Kafanni qimmat qilmanglar. So'ngra duo qilar edi. Parvardigora, albatta men boylikdan ko'ra faqirlikni yaxshi ko'rishimni, hurmat ehtiromdan ko'ra pastroq yurishlikni va hayotdan ko'ra o'limni yaxshi ko'rishligimni yaxshi bilardim. Shu duoni qildi va ruhi Alloh subhanahu va taolo tomoniga qarab ko'tarildi. Alloh subhanahu va taolo huzurfatimizni yomondan rozi bo'lsin. Siz bilan bizga tarixda bir misoli yagona bo'lgan kishilardan bo'lib o'tgan edi. Alloh subhanahu va taolo ulardan qolgan sunnatga iqtido qilishlarimizni nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.